Değerli izleyenler, Kanal 23 ekranlarına Görüş Alanı programına hoş geldiniz. Bu akşam Görüş Alanı programında Elazığ'ın kıymetli isimlerinden araştırmacı yazar Sayın Süleyman Yapıcı'yı konuk ediyoruz. Süleyman Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Süleyman Hocam, Elazığ kamuoyu aslında sizi yıllardan beri yakın yani tanıyor. Ancak biz sizi ilk kez ekranları başına gören izleyicilerimiz için kısaca bir sizden bahsetmek istiyorum. Hay hay, buyurun. Değerli izleyenlerimiz, Süleyman Yapıcı 1960 yılında Palu'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Palu'da tamamladı. 1979 yılında Elazığ İmam Hatip Lisesi'nden, 1983 yılında ise Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Süleyman Yapıcı 1992 ve 1997 yılları arasında mezun olduğu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. 1997 yılında Elazığ Belediyesi bünyesinde ilk defa kurulmuş olan Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevinde kurucu müdür olarak naklen atanmış durumda. Hala da kendisi hem köşe yazarlığına hem de normal yazarlığına devam ediyor. Süleyman Bey, ben sizi kısaca tanıttım. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederim. Sizin şimdiye kadar yazmış olduğunuz toplamda 14 tane eseriniz mevcut. Son eseriniz Palu isimli kitabınız. Bunun detaylarına ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Ancak sizler isterseniz bu kitaptan önceki 13 eserinizle ilgili izleyicilerimize kısaca bir bilgi verin. Hay hay, teşekkür ederim. Özellikle sizin şahsınızda Kanal 23 ve ekibinize, buradaki tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ben ilk kitabım 2004 yılında Palu Tarih, Kültür, İdari ve Sosyal Yapı olarak yayınlandı. Bu kitap 376 sayfa, büyük boy, ansiklopedik, kuşe kağıdı ve renkli. Yani ilk göz ağrım diyebilirim bunu. Dolayısıyla bu kitaba çok emek verdik ve ilk defa Palu'yu Türkiye ve dünya gündemine bu kitapla taşımış olduk. Aklınıza gelebilen Palu'nun tarihi, kültürü, idari yapısı, sosyal yapısı, yemekleri dahil, gastronomi olarak bütün yemekleri dahil bu kitapta yer vermeye çalıştık. İkinci eserim 2009 yılında Osmanlı sannamelerinde Harput 1869-1928 Eleskav yayınları arasında yayınlandı. Bu kitapta sadece Harput, yani Elazığ dahil değil, Harput ve köyleriyle ilgili Osmanlı'nın son döneminde Harput'la ilgili aklınıza gelen her şey. Yani tarihtir, nüfustur, hayvancılıktır, ekonomidir. Bu şekilde Harput'la ilgili Osmanlı'nın son 80 yılı diyelim. Son 80 yılı içerisinde Osmanlı sannamelerindeki Harput'la ilgili bütün bilgileri bu kitapçıkta topladık. Bu kitabımız 144 sayfa, küçük boy, yani roman boy. Üçüncü eserimiz İslam ve Çevre, İnsan ve Çevre. Bu kitabın biraz arka planı var. Ben Sivrice Lisesi'nde öğretmenlik yaptığım dönem içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı çevre konulu bir makale yarışması düzenlendi. Bu makale yarışmasına katıldım. Birinci olarak bakanlığa bu eserim gitti. Orada da bakanlık tarafından Ankara'da ağırlandık, ödül verildi. Daha sonra bu kitabı, işte bu makaleyi kitap haline çevirdim. Daha ileride bahsedeceğiz inşallah. Bu kitabın İngilizcesini de yayınladık 13. eserim olarak. Bu da yine roman boyu ve yaklaşık 2015 yılında ikinci baskısı, 2011 yılında da birinci baskısı yapılmıştı. 120 sayfalık bir kitabımız bu. İlimlerin tasnifi, ilmi zahir ve ilmi batın da dördüncü kitabımız. Bu da benim İlahiyat Fakültesi bitirme tezimiz. Yani biz o zaman bitirme tezini gayet ciddi bir şekilde, hocalarımızın verdiği konular eşliğinde ciddi bir şekilde araştırdık ve bu araştırmamız daha sonra bu şekilde kitap haline döndü. Bu kitabımızda 224 sayfa ve 2011 yılında yayınlandı. Dördüncü kitabımızdan sonra beşinci kitabımız Osmanlı Vilayet Sannamelerinde Dersim Sancağı. Bu Dersim Sancağı da Tunceli Üniversitesi yayınları arasında çıktı. Üniversite yeni kurulduğu zaman rektör beyi ziyarete gittiğimizde böyle bir çalışma istemişti bizden. Ve bu çalışmayı yaptık. Üniversite yayınları arasında yayınlandı. Bu da 416 sayfa, roman boyu, 2013 yılında yayınlanmış bir eserimiz. Altıncı eserimiz Harput Bir Havza Kültürünün Manevi Hüviyeti, Ali Müellif ve Mutasavvıfları. Yani kısaca
Harput Ali Müellif ve Mutasavvıfları iki cilt halinde. İkinci baskısı da bunun yapıldı. Birinci baskısı 2013, ikinci baskısı 2015 yılında. İki cilt halinde olan bu kitabımızın toplam sayfa sayısı 1504 sayfa. Büyük boy kitap. Yedinci kitabımız Osmanlı Vilayet Sannamelerinde Malatya kitabı. Bu kitabımız da 2014 yılında Malatya Külliyatı arasında yayınlandı. O dönemin valisi Malatya Külliyatı diye bir çalışma başlatmıştı. Herhalde hatırlıyorsam, yanılmıyorsam 40 küsür tane Malatya ile ilgili bir eser yayınladı. Yani Elazığ'ın böyle bir çalışmaya ihtiyacı var, onu da söylemiş olayım. Malatya ile ilgili bütün eserler bir araya getirildi ve onlar Malatya Külliyatı adı altında yayınlandı. O eserimiz de bizim Malatya Külliyatı arasında 2014 yılında büyük boy 304 sayfa halinde yayınlandı. Sekizinci eserimiz Palu 1841 Nüfus ve Toplum Yapısı. Bu da 1184 sayfa, büyük boy, 2016 yılında yayınlandı ki bu Osmanlı döneminde yapılan ilk nüfus sayımı. Palu'ya ait bütün köyler dahil hane bazında şahısların kendi eşkalleri de belirtilerek yapılan sadece erkeklerin sayıldığı bir nüfus sayımı ki bundan önce nüfus sayımı yok. Yani elinde herhangi bir şeceresi olmayanın ilk başvuracağı bir kaynak bu. Yani eğer ben kendi şecerem elimde değilse, kendi babamı, dedemi, atamı aramak istiyorsam başvuracağım ilk kaynak kitap bu. Dokuzuncu kitabımız yine milli ve manevi hamurumuzu yoğuran Aziz Şehrin Aziz insanları iki baskı yaptı. O kitabımız Elazığ Belediyesi yayınları arasında yayınlandı. Şunu da söylemeyi unutmuştum. Harput Ali Müellif ve Mutasavvıflarının ikinci baskısı da yine Elazığ Belediyesi yayınları arasında yayınlanmıştı. Bu da onun farklı bir versiyonu. Belgesiz, fotoğrafsız ve sade bir kitap. Büyük boy bu kitabımızda yine 976 sayfalık bir kitap. Kültürel Dünyası içerisinde Palu'dan Esintiler kitabımız da 2021 yılında 112 sayfa. Yine kuşe kağıdı, bol renkli, kışlık hazırlıkları. Yani harmandan mutfağa, mutfaktan sofraya gelen bütün hazırlıkların tümü. Bağdır, bahçedir, tandır ekmeğidir, eriştedir, şehriyedir, üzüm ve dut ürünleridir, pestilidir, orcuğidir, bir sucuk deri sucuğudur. Onun hazırlama safhaları fotoğraflarıyla detaylı bir şekilde anlatımını yaptık. Bu eserin ortaya çıkışında annem vesile olmuştur. Yani böyle bir konu geçti. Annemle konuşurken bu kitabı yazmama sebep olan annemdir. Kendisini de buradan ellerinden öpüyorum. 11. kitabımız yine Palu ile ilgili. Palu'da geçmişte oynanmış yetişkin ve çocuk oyunları. Yine büyük boy, 480 sayfa. Bu kitabımız üçlü bir çalışma. Yusuf Bakıcı Bey'le beraber çalıştık. Murat Sevinç arkadaşımız da resimledi, fotoğrafladı. Kitabın ön kapağındaki çizimler de yine Murat Bey'e ait. Bu 480 sayfa ve yaklaşık 250 oyun var bunda. Yani geçmişte bizim oynadıklarımız, bizden önceki yaşta olanların oynadıkları, caddede, sokakta, evde, geceleri, kış geceleri, yaz geceleri vesaire, nerede aklınıza ne gelirse 250 oyunu bir araya getirip detaylı bir şekilde hem anlattık hem de Murat Bey tarafından bunlar resimlendirildi. 12. kitabımız Sannamelerde Mamuratul Aziz Harput, Mamuratul Aziz El Aziz, yani kısaca Sannamelerde Elazığ kitabı, 888 sayfa. Yine Elazığ Belediyesi Kültür Yayınları arasında yayınlandı 2022 yılında. Bu da Elazığ ve Elazığ'a o dönemde bağlı olan bütün ilçeleri dahil. Yani o dönemde hangi ilçeler varsa aklınıza gelebilecek her türlü konu. Yine yaklaşık Osmanlı döneminin bir son yüzyılı. Yani bu başlangıçtan dediğimiz o dönemden Cumhuriyet döneminin 1928 yılında yayınlanan sannameleri dahil kesintisiz bir şekilde Elazığ'la ilgili, Harput'la ilgili, Elazığ'ın ilçeleri ve köyleriyle ilgili aklınıza gelebilecek her türlü bilgi burada mevcut.
Yani nüfus sayımından tut hayvan sayısına kadar. Bahçelerde yetişen meyvelerden tutun asker sayısına kadar. Tarihidir, ismidir, yapılacak bütün iş ve işlemler o dönemde bu kitapta meydana geldi. 13. kitabımız ise daha önceden de bahsettiğimiz gibi İslam ve çevre ve insan ve çevrenin İngilizcesi. Bu İngilizce kitap olan çevirisi ise bizim yine yakın akrabamız Turgay Pekdemir. Yıllarca İngiltere'de kalmış, doktora yapmış, oradaki üniversitelerde çalışmış, İngilizcesi mükemmel olan bir arkadaşımız, bir yakınımız. Onun ısrarı ve tavsiyesi üzerine İngilizce kendisi tarafından çevrildi ve bu çeviri de 2023 yılının sonunda piyasaya çıkmış oldu. Hocam İngilizce kitaba ilgi nasıl şu anda? Hiçbir kitabı olmadığı gibi buna da ilgi yok maalesef. Yani kitap konusunda yazdıklarımızla kalıyoruz. Beklenen ilgiyi ben şu ana kadar 14. kitaba daha henüz tanıtımına gelmedik. İnşallah onun farklı bir tanıtımıyla sizin sayenizde belki bir ilgi olur ama şu ana kadar doğru bir ilgi görmedik. Yani bu saydığımız eserlerin içerisinde bir kısmını kendi imkanlarımla bastırdım. Bu bastırdığım eserleri kendi imkanlarımla bastırdıklarım halen evin deposunda duruyor. Resmi kurumların yani Elazığ Belediyesi'nin veya Valiliğin bastırmış olduğu kitaplar zaten dağıtımını onlar yapıyor. Telif ücreti olarak veya telif hakkı olarak bana verdikleri birkaç kitap. Onun ötesinde başka bir şey yok. Okuma oranını siz de biliyorsunuz. Bugün televizyonları artık geçtik. Tabletleri de geçtik. Eldeki cep telefonları maalesef herkesi okumaktan uzak tutuyor. Evet. Peki hocam yazarlık serüveniniz nasıl başladı? Yani yazarlık serüveninden önce okuma serüveni nasıl başladı derseniz daha kolay olur. Yani biz gözümüzü açtık. Yani ilkokula başlar başlamaz okumaya başladık. Çünkü rahmetli babam evden gazetesini, mecmuasını, kitabını eksik etmezdi. Ondan gelen bir alışkanlıkla biz de kitaplarla, dergilerle, gazetelerle beraber büyüdük. Öyle söyleyeyim. Ve hayatımız boyunca okuduk. Yazma konusu ise İlahiyat Fakültesi döneminde başladı. Bu başlangıç arada sırada devam etti. Bazen mahalli, bazen ulusal gazetelere makaleler gönderdik. Yine hatırlarsanız, bilmem sizin belki hatırlamazsanız, 1990 ile 94 yılları arasında Elazığ'da ilk offset gazetecilik, Palu Devran diye bir gazete çıktı ki o gazetenin çıkmasında emeğimiz de büyüktür. O gazetede köşe yazarlığına başladık 1991'den itibaren, halen devam ediyoruz. Şu anda da haftalık bir gazetede, ki pardon günlük bir gazetede haftalık yazılarımız devam etmekte. Evet. Hocam şimdi 14. eseriniz Palu isimli bir kitabınız mevcut. Bu kitabı yazma fikri öncelikle nasıl ortaya çıktı? Bu kitap benim kurucusu olduğum ve aynı zamanda uzun yıllar yönetiminde aktif olarak çalışmış olduğum Palu Kültür ve Dayanışma Derneği'nin şu andaki başkanı Sayın Fadıl Ülgen hocamızın talebi üzerine oldu. Yani böyle bir çalışma ben düşünmüyordum. Çünkü ilk yapmış olduğum Palu Tarih, Kültür, İdari ve Sosyal Yapı kitabının üzerine bu kitabın çalışılmasına pek gerek duymuyordum. Ama hocamızın tanıtım kitabı olsun. Çünkü o farklı bir kitap, o kaynak. Yani şu anda bütün Türkiye kütüphanelerinde hatta dünya kütüphanelerinin birçoğunda bu kitabın kaynak olarak kullanılmakta veya gösterilmekte. Bu tanıtıma yöneldik. Bol fotoğraflı ve öz ve kısa anlatımlarla böyle bir tanıtım kitabına ihtiyacımız var. Ve bunu dernek vasıtasıyla biz okuyucularımıza veyahut da hemşerilerimize ulaştırmak istiyoruz dedi. Bu talebi üzerine geçen yıldan başlayan bir çalışma süreci içerisinde, yaklaşık bir yılımız aldı. Bu süreç içerisinde bu kitabı hazırladık ve Elazığ Belediyesi sponsorluğunda bu kitap basıldı. Ben burada hem bu kitabın yayınlanması konusunda öncülük yapan Palu Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Fadıl Ülgen hocama hem de belediye başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'na huzurunuzda teşekkür ediyorum. Evet. Hocam kitabın içeriğiyle ilgili izleyicilerimize bilgi verebilir misiniz? Şöyle isterseniz karşılıklı bir kitabımızı açalım. Tabii. Böyle sayfa sayfa beraber gidelim.
Bu kitabın hazırlanması konusunda öncelikle emeği geçen fotoğraflarıyla, arşivdeki eski fotoğraflarla, yeni çekimleriyle ve çizimleriyle, ben burada bizzat isimlerini sayıp teşekkür etmek istiyorum. Cem Ayden, Enver Hancı, Sinan Yapıcı, tabii benim de çekmiş olduğum fotoğraflarım. Ve bu fotoğrafların yanında rahmetli babamın Ahmet Yapıcı'nın ve Sinan kardeşim Sinan Yapıcı'nın çizimleri. Nevzat hocamızın, Nevzat Çevik profesör, doktor onun çizimleri. Arşivlerinden istifade ettiğimiz Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Bekir Ali Demirel, Mustafa Balaban, kendi arşivim ve bunun dışında internet arşivlerinden faydalanarak bu eserin görselini hazırladık. Yani metinlerin tümü bana, fotoğrafların ve arşivin büyük bir kısmı da bana ait ama katkıda bulunan bütün bu arkadaşlarımıza ben buradan huzurunuzda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Kitabımızın içindekiler bölümüne bakacak olursak, öncelikle dernek yayını olduğu için bu derneğin kültürel yayınları. Arzu ederseniz bu kültürel yayınlara geçmeden önce derneğin daha önce yayınlamış olduğu, yine benim editörlüğümde Murat Havzası dergimiz vardı. 5 sayı ancak yayınlayabildik. Bu 5 sayı içerisinde kuşe kağıt, offset, renkli ve bilimsel ağırlıklı. Özellikle Türkiye genelinde söz sahibi, kendi dalında otoriter hocalarımızın yazdığı 5 sayılık bir dergi çıkardım. Ve bu dergiyi 5 sayıdan sonra, o günün şartlarında biliyorsunuz yayıncılık çok zor. Dolayısıyla bu çıkaracağınız esere veya dergiye sponsor bulmak veyahut da maddi kaynak bulmak zorundasınız. Zorlandığımız için 5. sayıdan sonra ara verdik. Bu sayıdan 5 sayı Dernekler Murat Havzası dergisinden sonra bu kitap derneğin 6. kültürel yayını olmuş oluyor. Yani biz her ne kadar bir dediysek de kitap olarak bir, fakat yayın olarak 6. eseri. Kitabın ilk sayfasında dernek başkanından bir sunuş var. Ve yazar olarak, editör olarak benim bir tanıtımım var. Onun arkasından hemen Palu ismi, tarihi ve idari yapısıyla ilgili bilgi verdik. Yani Palu ismi nereden kaynaklanıyor? Hangi dönemlerde hangi isimlerle anılmış? Ben bunda detaylara girmek istemiyorum. Çünkü bu konuda bayağı programlar yaptık, kitaplarında da bilgiler var. Yani merak eden arkadaşlar veya da izleyicilerimiz buradan okuyabilirler. Palu isminin kaynağı, tarihçesi ve Palu'nun tarihini ele aldık. Palu'nun tarihini de ele alırken ta bilinen tarihten, yani Hititlerden, Urartulardan beri medeniyetler merkezi Palu dedik. Ondan sonra beylikler merkezi Palu diye sınıflandırdıktan sonra en son olarak da Palu hükümeti ve Cemşit Bey dönemini anlatır. Cumhuriyet dönemine kadar Palu tarihini bu şekilde anlatmış olduk. Tarihinden sonra Palu'nun idari yapısı. Palu'nun idari yapısı içerisinde Palu genellikle büyük bir çoğunlukla Diyarbakır vilayetine bağlı. Yani Osmanlı döneminde Diyarbakır eyalet biliyorsunuz. Bu eyalet içerisinde Palu uzun süre Diyarbakır vilayetinin veya eyaletinin bir kazası. Arkadaşlarımız o haritayı özel yaklaştırabilirlerse o dönem içerisinde, yani Osmanlı dönemi içerisinde Palu idari yapısına baktığınız zaman Bingöl ve Solahan ilçelerinin tümü, Karakoçan'ın tümü, yani Kıya'ya doğru olan Sancak beldesinden bu tarafa, Kovancıların tümü, Arıcağ'ın tümü, Guleman dediğimiz Alacakaya'nın bir kısmı ve o dönemde Diyarbakır Eğil ile Eğil ilçesi, 30 kilometre mesafede olan Eğil ilçesi ile Kocaköy ilçesinin tümü Palu'ya bağlıydı. Hangi dönem yıllarında? Bu 1800'lü yıllarda. O dönemden itibaren günümüze kadar, yani yıl yıl Palu'nun idari yapısını ele aldık. Yani önce Bingöl ve Karakoçan ayrıldı. Sivan bölgesi ayrıldı. Ondan sonra 1987 yılında Arıcağ ve Kovancılar ayrıldı. Ve bugün Palu'nun o dönemde 425 köyünden şu anda
37 köy, 24 mezra ve 14 mahalleye düştüğünü burada hem yeni eski pardon hem eski haritayla hem de yeni haritayla ve anlatımla göstermiş olduk. Coğrafi konumuna geldiğimiz zaman şu eski fotoğraf Palu'nun eski yerleşim yeri. Dikkat ederseniz ortada Palu Kalesi var. Palu Kalesi'nin alt tarafında o yeşil alanın bulunduğu yer şu andaki karşı bahçeler. Onun karşısı şu andaki Palu'nun bulunduğu yer. Bomboş. O dönem içerisinde orası Bağlık. Kalenin etrafında üç büyük mahalleden oluşan Palu'yu tanıtmaya çalıştık. Yani üç büyük mahalle dediğimiz zaman aklınıza mahalle olarak değil, semt olarak gelsin. Hemen sağ sol taraftaki Zeve semti 7-8 mahalleden oluşuyor. Kalenin altındaki çarşıbaşı yerleşim dediğimiz 3 mahalleden oluşuyor. Aşağı mahalle dediğimiz bölge ise yine dönem içerisinde 4 veya 5 mahalleden oluşuyor. O dönem içerisinde Palu'nun kentsel konumunu, kentsel yapısını, çarşıbaşı semtinin eski ve yeni fotoğrafları. Mesela 32. sayfada 1901 yılında Palu Kalesi'nden çekilen çarşıbaşının fotoğrafı var. Hemen onun karşısında bugünkü görüntüsü var. Yani bu şekilde bir kıyaslama içerisine de girdik. Yani bundan sonraki tanıtımlarda eski görüntüyle aynı açıyı yakalamaya çalıştık. Şu andaki görüntüsüyle beraber karşılaştırmaya çalıştık. Dolayısıyla bu üç büyük semti hem çizimlerimizle mesela 36 ve 37. sayfada çarşıbaşının 1941 yılından sonraki yangından sonraki kalan bölümünün çizimi. Yani bu çizimi o günkü şartlar içerisinde rahmetli babam çizdi. Kardeşimiz Sinan da düzeltti ve şu andaki çizimle 1941 yılındaki Palu'nun çarşıbaşı semtinin görüntüsü. Bu şekilde devam ettiğimiz zaman Zeve semti geliyor yine eski ve yeni görüntüleriyle. Ve bu görüntüler devam ediyor yine eski ve yeni halleriyle. Aşağı mahalle semti yine eski ve yeni, mesela aşağı mahalle semtinde 42. sayfadaki fotoğrafımız 1895 yılına ait bir fotoğraf. Aynı açıdan bugünkü hali. Ve bu fotoğraflarımız yine 1901 yılında değişik farklı açılardan, farklı yönlerden tanıtımına geçtik. Gelelim Yeni Palu'ya. Yeni Palu, Palu'nun birkaç defa yer değiştirmesinden sonra şu andaki bulunduğu Murat Nehri kenarındaki konumu. Çarşıbaşı, çarşıbaşından Zeve'ye, Zeve'den de Talavi dediğimiz bu bölgeye. Yani 48. sayfada 1921 yılında çekilen fotoğrafla hemen 49. sayfadaki fotoğraf aynı açıdan çekilmiş. Şu anda Palu'nun, yeni Palu'nun bulunduğu yer eski fotoğrafta tamamen bomboş gözüküyor. Evet. Dolayısıyla Palu'nun yeni durumunu, halini bu kitabımızda değişik açılardan, yani doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden, dört cepheden farklı şekilde tanıtımını yaptık. Murat Nehri Palu için önemli bir nehir. Yani gerçekten Palu'nun kurulmasının en büyük sebeplerinden biri Murat Nehri'dir. Biliyorsunuz insanoğlu su neredeyse oraya yerleşmiştir. Murat Nehri de Palu'ya ayrı bir güzellik, ayrı bir doğa güzelliği katmıştır. Yani ta Ağrı'dan çıkıp Murat Nehri Palu'dan, Elazığ'dan geçip Keban'dan nereye dökülüyor? Körfez'e. Şimdi bu şekilde Murat Nehri'nin Palu için önemi çok büyük olmasına rağmen biz şu ana kadar, yani binlerce yıldır Palu'nun önünden önce, daha sonra da ortasından akan bu Murat Nehri'nden yeteri kadar faydalanamamışız. Sadece seyretmekle bakmışız, kalmışız. Yani Murat Nehri akmış, biz seyretmişiz. Umarım bundan sonra Murat Nehri'nin en iyi şekilde istifade edilir. Murat Nehri'nin değişik açılardan fotoğraflarıyla birlikte Palu'daki, eski Palu'daki ticarette ve nüfustan bahsetmişiz. Palu'nun ilk yerleşim yeri
Çarşıbaşı semtidir. Tarihi Murat Köprüsü geleceğiz. Murat Nehri üzerinde o dönemde, yani Artuklu döneminde, Selçuklulardan sonra, Muş'tan sonra Murat Nehri üzerinde bulunan ikinci köprüdür. Yani ta Fırat'tan itibaren alın. Palu'ya geldiğiniz zaman Murat Nehri üzerinde bir köprü var. Muş'a gittiğiniz zaman ikinci köprü var. Başka da yok. Dolayısıyla bu Murat Nehri'nin üzerindeki bu köprüden dolayı Palu'da ticari hayat çok gelişmiş. Yani o bölgenin ithalat ve ihracat merkezi olmuş. Dışarıdan gelen bütün mallar Palu'da indiriliyor. Oradan çevre ilçe ve illere dağıtılıyor. Çevre il ve ilçelerden toplanan bütün o günün şartlarına göre ihtiyaç malları bu şekilde değişik vilayetlere dağıtılıyor. Ben o dönem içerisinde, belki seyircilerimizin de ilgisini çeker, o dönem içerisinde ticari yollar, Palu'dan başlayan, Palu merkez olmak üzere 6 tane ticari yol var. Vaktimiz var değil mi, müsaadenizle? Tabii, buyurun. Şimdi birinci yol Palu merkez, Diyarbakır, Bağdat, Irak. Neyle yapılıyor bu? Ticaret kervanlarla. Yani daha çok develerin, atların ve katırların oluşturmuş olduğu kervanlarla. İkinci yol Palu, Gaziantep, Halep, Şam, Suriye, Şam. Üçüncü yolumuz Palu, Antep, İskenderun limanı, Kıbrıs, İzmir. Dördüncü yol Palu, Maraş, Adana, Mersin limanı, Kıbrıs, İzmir. Bu güneye giden ticari yollarımız. Bir de kuzeye giden o günkü ticari yollarımız var ki, bunların da beşincisi Palu, Harput, Sivas, Tokat, Amasya, Samsun limanı, İstanbul. Yine Palu, Kığı, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon limanı ve İstanbul. Güneye giden yollar genellikle kışın kullanılıyor. Kuzeye giden yollar ise, ticari kervan yolları ise yazın kullanılan yollar. Çünkü iklim şartlarına göre. Yani düşünün, bu ticaret yollarından hem Palu'dan gelen, Palu'dan giden mallar gönderiliyor. Ve o son duraktan, yani İstanbul dediğimiz, Şam dediğimiz veyahut da İzmir'den gelen mallar da aynı yolla Palu'ya dönüp geliyor. Yine burada Palu'da ticari noktada büyük rol oynayan Murat Nehri'nin üzerindeki en güzel, yani bugün bu köprü Türkiye köprüler arasında, tarih köprüler arasında 13. sırada yer alan tarihi bir köprümüz. Restore edildi. Ve orada bir görüyorsunuz, bir sürü geçiş yaparken çekilmiş bir fotoğraf. Ve ticari olarak bunun çok büyük bir önemi var. Bu ticarette neler yapılmış, hangi mallar üretilmiş, onların detayları var, onları geçiyoruz. Yine Palu'da nüfus bölümü. Bu nüfus bölümünde bu bahsettiğimiz ilk nüfus sayımı 1841 yılından 1922 yılına kadar Palu'nun genel nüfusları, hem merkez hem köy nüfusları, kadın erkek ayrı olarak detaylı bir şekilde burada belirtmeye çalışmışız. Palu bölgemiz içerisinde tarihi eserler bakımından en zengin ilçelerimizden birisidir. Birinci sırada Harput gelir, ikinci sırada Palu gelir. Ve maalesef bu eserlerimiz çok uzun yıllar ihmal edildi. Bu ihmal edilme neticesinde bunlar tahrip edildi ama şu anda başlayan restorasyonlarla bu tarihi eserler tekrar ayağa kaldırıldı ve ziyaretçilere açılmaya başladı. Bunların içerisinde en önemlisi Palu Kalesi'dir. Palu Kalesi'nin içerisinde bulunan tarihi eserlerden en önemlisi Urartu Kitabesi'dir. Su kaya tünelleridir, su yollarıdır. Ve bunun ötesinde kaya mezarları, ki bu kaya mezarları Urartulara ait en önemli kaya mezarlarıdır. Yani Urartuların kışlık başkenti Van, yazlık başkenti ise Palu'dur. Bu şekilde bu kaya mezarlarının önemi de çok büyüktür. Bu Palu Kalesi'nde bulunan bütün tarihi eserler, su sarnıçları, diğer yapılar, surlar vesaire bu şekilde tanıtımına yaptıktan sonra Palu için önemli olan Murat Nehri üzerinde bulunan ilk köprünün eski ve yeni görüntüleri.
Yani sayfa 92'de baktığınız zaman 1901 yılındaki Murat Nehri'nde o dönem içerisinde yıkılmış, sonradan tahtalarla çevrilmiş veya üzeri kapanmış köprü ve yine 1891 yılında köprünün yeniden tamiriyle ilgili Osmanlı arşivlerinde çıkan bir proje ve bu projenin bir detayı ve köprünün değişik açılardan fotoğrafları. Onun yanında Palu'da yine Artuklu dönemine ait Alacalı Mescit, onun çeşitli görselleriyle tanıtımı, Osmanlı dönemine ait dükkan önü veya diğer ismiyle Merkez Camisi'nin görüntüleri ve tanıtımı, Palu'da Cimşit Bey Camisi ve külliyesi, türbesi, onun tanıtımı. Bu şekilde bütün tarihi eserleri tanıttıktan sonra, biraz hızlanayım değil mi? Evet, tanıttıktan sonra geldik Palu'nun inanç turizmine. Biliyorsunuz Palu inanç turizmi noktasında da önemli bir yer. Ve bu inanç turizmi içerisinde yer alan Şeyh Ali Yusseppi, Şeyh Mahmud Samini Efendi, Yasin Efendi ve bunun yanında Şeyh Selahaddin Efendi'nin kısaca hayat hikayeleri, bulundukları mekanların fotoğrafları ve bunun yanında Palu aynı zamanda bir doğa turizmi yönünden de çok önemli bir yer. Doğa ve gastronomi turizmi yönünden de önemli bir merkez olan Palu'da kısaca mesire yerlerini, ondan sonra konaklama ve dinlenme tesislerinin tümünü sırasıyla, yani yaklaşık burada bir 15 tane yanılmıyorsam. Evet, 15 tane dinlenme tesisleri. Yani bir kişi Palu'ya gittiği zaman nereleri gezecek, nasıl gezecek, nerede ne yiyecek, nereden nasıl dinlenecek, o şekilde tanıtımları. Palu'da rafting bir başka güzellik. Yani 150. sayfada birkaç görselle beraber tanıtmışız. Bunun yanında yine Akdağ yaylaları ve dağcılık yaz-kış sezonunda konaklama ve dinlenme tesislerinden belirttik. Gastronomiden de Palu yemeklerinden 3 adet örnek verdik. Sadece örnek. Palu usulü ile yapılan işli köfte, ekşili köfte veya dolma, bir de Palu tavası. En önemlisi ise, yine arkadaşlar gösterebilirlerse, Palu haritası. Yani bu kitapçığı alan veyahut da Palu'ya gezmeye giden bir kişi Palu'ya girişten itibaren hangi güzergahı takip edecek? O güzergah içerisinde konaklama tesisleri hangileri? Hangi tarihi eserler ve o eserlerin bulunduğu konumları ile beraber bir haritayı da sunmuş olduk ki bu şekilde bu kitabı rehberliğinde Palu'yu en güzel şekilde hem görsün, hem tanısın, hem de okusun ve anlasın. Gayemiz, hedefimiz buydu. Evet. Süleyman Hocam, çok güzel ve çok kapsamlı bir kitap, bir eser üretmişsiniz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Için. Peki hocam, biliyoruz ki Palu halkı gerek Elazığ merkeze, gerekse Türkiye'nin diğer illerinde, gerekse yurt dışında oldukça kalabalık. Bu eseri kendi kütüphanelerine eklemek isteyen Palu sevdalıları, Palu'ya gönül verenler bu kitabı nasıl ulaşacaklar, nasıl temin edecekler? Palu Kültür ve Dayanışma Derneği'nden temin edebilirler. Yani ben sadece yazdım, kitabı hazırladım, basımından itibaren derneğe teslim ettim ve dernekten Palu Kültür ve Dayanışma Derneği'nden temin edebilirler. Ücreti mukabilinde herhalde, çünkü derneğe de biraz katkısı olacak bu kitabın aynı zamanda. Oradan temin edebilirler rahatlıkla veya isteyebilirler. Adreslerine de o şekilde gönderilir. Öyle tahmin ediyorum. Peki hocam, bu kitap haricinde önümüzdeki dönemlerde yazmayı planladığınız ya da hazırlık yaptığınız eserleriniz var mı? Var. Biraz onlarla ilgili de bilgi verebilir misiniz? Şimdi benim çalışmalarım, kitaplarımızı saydığımız zaman dikkat ettiyseniz 3 kitabın haricinde geriye 11 kitap kalıyor ki bunların hepsi bölgesel. Yani mahalli çalışma. Şimdi diğer konularda herkes kitap yazmış. Benim yazdığım veya çalıştığım bütün konular sahasında ilk defa yapılan araştırma ve çalışmalardır. Mesela çevre ilk defa bir kitap haline benim tarafımdan getirildi. Yani farklı konuları söylüyorum.
Bunun yanında İlmi Zahir, ilimlerin tasnifi İlmi Zahir ve İlmi Batın ilk defa benim tarafımdan bir eser haline getirildi. Görmüş olduğunuz şu İngilizce, İslam ve Çevre ilk defa Türkiye'de, yani genel olarak söylüyorum, yayınladı. Mahalli kitaplarım da hepsi öyle. Yani gayemiz, hedefimiz geçmişi gelecek nesillere aktarmak. Yoksa kaybolup gidecek bunlar. Bu gaye ile yıllardır çalışmaya gayret ediyoruz. Bu çalışılan eserlerimin içerisinde biri Malatya ile ilgili, biri Tunceli ile ilgili. Geri kalan dördü Elazığ ve Harput'la ilgili. Bu beşinci oldu Palu ile ilgili. Yani dört tane Elazığ ve Harput'la ilgili, dört tane de Palu ile ilgiliydi. Bununla ilgili beraber beşinci Palu ile ilgili oldu. Yıllardır, 10 sene oldu herhalde, öyle tahmin ediyorum. 10 yıldır bir arkadaşımızla, bir akrabamızla beraber Palu ağzı ve sözlüğünü çalışıyoruz. Uzun bir yıl oldu, uzun yıllar oldu. Bitme aşamasında, yakında herhalde dizgisine yaparım. Çünkü ben bu kitapları yazmakla kalmıyorum. Dizgisi, mizampajı, kapağı, her şey bana ait. Her şeyini hazırlıyorum, matbaacıya al bas diyorum. O şekilde bu kitapta 2 cilt, yaklaşık herhalde 1000 sayfayı geçer öyle tahmin ediyorum. Büyük boy. 2 cilt halinde Palu ağzı ve sözlülüğünü de bitirdikten sonra biraz dinlenmeyi düşünüyorum. İnşallah. Peki hocam, bir de sizin bir belgeseliniz var. Türk Tarih Kurumu tarafından çekilmiş, Tarihe Gönül Verenler diye. Evet. Bu süreç nasıl gelişti? O süreç tamamen benim dışımda gelişti. Artık kim tavsiye etti bilmiyorum. Veyahut da kendi araştırmalarımı, onu da bilemiyorum. Böyle bir teklif geldi Türk Tarih Kurumu'ndan. Yani biz Türkiye'nin genelinde tarihe gönül veren, bu şekilde araştırma yapıp eserleri olan arkadaşların hayat hikayelerini ve çalışmalarını kayda alıyoruz. Yani sizin de hayat hikayenizi ve çalışmalarınızı kaydetmek istiyoruz, kabul eder misiniz? Hay hay dedik. Geldiler, görüntüleri kendi evimde, kitaplarımın, kütüphanemin bulunduğu odada çekimini gerçekleştirdik. 120 dakikalık bir çekim oldu. Yani büyük bir çekim. Faydalı olduğuna inanıyorum. Yani gayet güzel bir çalışma yapıldı ve o çalışma da anında hemen yayınlandı. Ve izleyen, isteyen arkadaşlarımız da internet ortamında bu çalışmayı izleme imkanına sahiptirler. Evet. Süleyman Hocam, çok güzel bir sohbet oldu. Kitaplarınızı da tanımış olduk. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Sizler son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak şunu söylemek istiyorum. Yani gerçekten herkes okusun, okumaya gayret etsin. Yani okumanın sonu yok. Şu elimizdeki tabletleri, bilgisayarları veyahut da cep telefonunu kullanalım ama ölçülü kullanalım. Kısa bir süre onları şöyle bir kenara bırakmasını bilelim. Elimize kitabı alalım. Şu kitabı açıp şöyle sayfalarının arasında dolaşmak, o kitabın kendine has kokusunu teneffüs etmek bambaşka bir zevk. O zevki tadalım. Yani mutlaka okuyalım, okuyalım. Okuduktan sonra zaten gerisi geliyor. Önemli olan bu. Benim herkese, özellikle gençlere tavsiyem, okusunlar. Okuduktan sonra da bu konuda Elazığ'da değil, Türkiye genelinde söylüyorum. Kendi şahsım için de söylemiyorum. Bu şekilde araştırma yapanlara sahip çıkalım. Destek olalım. Hocam, kıymetli sohbetiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Bir Görüş Alanı programının daha sonuna geldik. Programımızda araştırmacı yazar Sayın Süleyman Yapıcı'yı konuk ettik. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.